Bak şu paleti inceleyelim. Ananı Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Biliyorsunuz ki Haddonfield haritası değişti. Ben görüntü olarak çok beğendim. Ancak spotsal açıdan henüz inceleyemedim. Yani spotlar güçlü mü güçsüz mü buna birazdan karar vereceğim. Haritayı ilk önce Survivor kısmında görmek için ilk olarak kurban videosu çekmek istedim. Günün ilerleyen saatlerinde günün ikinci videosu olarak Legion gameplay de gelecek arkadaşlar. Şimdi harita yeni olduğu için spotların hiçbirisini bilmiyorum. Öğrenmek için Fırsat Penceresi adlı perk'ü taktım. Siz de bunu kullanabilirsiniz, tavsiye ederim. Peki ne işe yarıyormuş? 24 metre yakınımızdaki paletlerin, yıkılabilir duvarların ve atlama noktalarının haresini gösteriyormuş bize. Böylece spotların yerini bu şekilde göre göre ezberleyeceğim. İşimizi şansa bırakmamak için de bir adet Haddonfield haritasının offeringini attım. Strot gayrimenkul anahtarını gördü. Evet arkadaşlar, hadi bakalım, heyecanlıyım yeni Haddonfield için. Aynı zamanda davarın biri çıkıp piramit falan oynamazsa karşımıza Ghostface ya da Legion gelecek diye de umuyorum. Onu da test etmiş oluruz. Balkonu çok güzel bu arada, bir şey değil mi? Ben görünüş açısından haritayı çok beğendim arkadaşlar. Okey, Legion geldi bile. Ya bir de harita çok açık. Birkaç yorum gördüm sizlerden. Oo, birisine vurduğu zaman paletleri kilitliyor bu arada. Ona vuracak, sonra bize gelecek. Gelme sen Legion Bey. Suzy miydi bu ya? Suzy. Vallahi hepsi olabilir ya. Tamam, özelliğini bitirdik. Oo, sen güzelsin. Devam et. Sanatınca hızlanan perk'ü varmış. Ay, chase müziğine bak. Kanka ben senin için hasar alacağım da. Sen onu istemiyor gibisin sanki. Gel, 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 gel. Kanka alamadım, kusura bakma. Harita çok ucuk. Ha? Harita çok küçük. Yani bir ucundan bir ucunu görebiliyorsunuz haritanın. Ama bence o şey ortamını vermişler. O hani kasvetli ortam, böyle terk edilmiş şehir havası vardır ya. Ben o havayı aldım, ne yalan söyleyeyim. Şimdi çok jen yapmakla falan uğraşmayacağım. Elimden gelince chase atmaya çalışacağım. Test serverdayız çünkü. Bu arada ben chase müziğini beğendim. Çok erken mi açtı onu? Kafaya devirsem mi acaba? Oo, bitiyordu sanırım özelliği. İlginç mind game'ler, ilginç mind game'ler. Ne oluyor Legion? Yalnız bu spot çok safe'miş ha. Respect atar mı bilmiyorum ama. Ha, atmadı. Okey. Spot çok uzun olduğu için ay tamam. Okey. O palet engellendi, bu var. Bu nasıl bir palet? Bu ilginç bir paletmiş arkadaşlar. Okey, fake dedik de. Bir daha. Bu kötü bir paletmiş. Bu paleti beğenmedim. Bu palet kaldırılsın arkadaşlar. Bak şu güzeldi de şu kaldırılsın. Anladık ki katil respect atmıyor. Bundan sonra ona göre oynayacağız. İlk chase'imizde risk almamız gayet normal arkadaşlar. Ona da vurur. Bir tek ben kaldım sonra. Bana da vurursa, sonra bir kişiye daha vurursa o kişiyi yere düşürecek. O yüzden benim ebediyete kaçmam lazım. Okey, decisive'imiz var. Sal bakayım koca olan. Ulan biz can yapmıyoruz etmiyoruz dedik de katil tryhard çıktı anasını satayım. Tunnel'a falan geliyor manyak ya. S.A. arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz lan? Bu arada yeni güncellemeden sonra Legion oynayacaklara sesleniyorum. Frenzy'nize Dedart falan deniyorlar arkadaşlar. Bir iki kişiden izledim. Dikkat edin, bir anda cortlamayın yani. Frenzy'deyken de Dedart bekleyin. Çünkü normalde çok mantıklı değil Frenzy'ye Dedart atmak. Ama artık mantıklı. Çünkü sizi düşürebilme ihtimaline sahip olduğu için. Nereden geliyor? Ne ara dolandın oradan kankam? Tamam lan tamam, Allah belanı vermesin, şaka yaptık ya. Hemen de sinirleniyor, çekil. Sen de vur onu. Arkadaşlar bu arada harita gerçekten çok küçük. Adam da şu an birisine vurduğunda palet engelleyen perk'ten olduğu için spotları da deneyemiyoruz çok. Evet. Test serverındayız kanka, ne gerek var anasını satayım. Yine frenzy ile geliyor gerizekalı, gördüğünüz gibi. Lan şuradan atla, tırmansam ya şuradan. Tamam okey. Yavaş ayı. Bak onu yapması yanlış bu arada, biliyor musunuz? Niye yanlış? Çünkü buz kazandım. Şunu erkenden devirelim. Tamam, şimdi bu palete gideceğiz. Yalnız bir şey diyeceğim. Harita bence killer tarafında, ben size diyeyim. Harita bence killer side arkadaşlar. Daha ilk maçtan %100 olarak anlayamayız bunu ama. Net killer side olarak yorumladım ben. Burayı kırmaz ki, niye kırsın değil mi? Bloodlust'ı alır. Bir yerden sonra elbet düşürür beni. GG. Oynaması keyifli ama bana çok küçük geldi harita. Şimdi ilk maçtan yorumum bu. Diğer maçlarda fikrim değişebilir. Belki adam iyi oynamıştır. Bilemeyiz. Şimdi gençler tüm maçlar bittikten sonra genel bir analiz yapacağım haritayla ilgili. Ancak ilk maç gördüğüm kadarıyla güvenilir palet sayısı çok az haritada. Hani mesela bazı spotlar vardır. Katil o paleti kırmadan sizi asla yakalayamaz. Hani böyle bir Nurse falan değilse. İşte buradaki o tarz güvenilir spotların sayısını çok az gördüm. Geneli şey yani böyle katil paleti kırmayıp yandan sağdan soldan dolaşırsa sizi düşürebilir. Yani bu tarz paletler gördüm. Mesela şu bakın. Yani şu evin etrafında katil mind game yedirebilir size çok rahat. Şu taraftan zaten dönemezsiniz. Çok kısa. Şurası nasılmış? Bura fena değil gibi. Lan oğlum. Bu nasıl Legion? Lori sandım. Yemin ediyorum Lori sandım. Size bir şey diyeyim mi? Ya arkadaşlar ama test serverdasın kanka, ne bekliyorsun? Haddonfield artı Legion işte, daha ne gelebilir ki? Raid falan mı bekliyor acaba karşısına? Bizim amacımız loop ve spotları göstermek. Şimdi bu spotun şu tarafı güzel. Gayet güzel. Oo bu da güzel. Bunun iki tarafı da aynı uzunlukta. Bu da gayet güzel. Lan yine gelmiş ya. Merhaba, kolay gelsin. Bak ama bu kötü. Bunun şu yan tarafı var ya, yan tarafı. Zaten az önce burada düşmüştük. Bunun şu yan tarafı bayağı kötü. Aldık mı hasarı? Yapacak bir şey yok. Biraz amatörce bir hamle oldu ama canımız sağ olsun. Hala geliyor bu. Kardeşim ne bu tantana ya? Okey, güzel spot. Güzel spot. Bir daha atlayabilir miyiz? Allah belanı vermesin. Atlarsın şu an. Şu an atladın Ahmetciğim, geldi mi? Arkadaşlar hemen şu palete bir de dart. Yandan dolaşmayı tercih etmemiş sanırım. Okey. Killer'larda bir tık davar geliyor ama hadi neyse, sinirlenmeyeceğim. Bak bahsettiğim olay bu. Şimdi ben burada paleti devirsem çöp konteynerinin yanından dolaşır bu katil. Devirmeyince de bu şekil farkı kapattı. Anladınız mı? Bunu demeye çalışıyorum. Neredeyse bütün spotlar böyle yani. Tabi burada benim de hatam var. Şöyle ev içlerine girelim biraz. Jen falan bulmaya çalışayım. Neredeymiş bu Jen'in spotu? Yukarıda 3 kişilik bir Jen. Ulan katillerde çıldırırsın. Bir tane DC'li adamımız var. Slug atıyor manyak ya. Kafasına devirsem mi acaba? Güzel, yetişemedi. Şuranın üst katında Jen varmış. Bu nerede? Bu da burada. Bu da 3 kişilik. Bir de bunun penceresi safe. Yani geldiğini anladığınız an şuradan aşağı atlarsanız tek taraflı bir pencere gibi duruyor. Bak mesela şu palet. Hiçbir şey yapamazsınız şu palette. Çok işlevsiz bir palet. Şuradan içeriye mi içeri? Şu kapıyı açsak. Allah ya. Ha, burada da palet yok. Kanka niye özelliğe geçmiyorsun? Peki. Ulan bu adam kötüymüş ha. Özelliğe falan da geçmiyor. Aslında bunu cukkalarmışız arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Cukka. Oo öldük. Çok pis sattık. Çok pis sattık. Çok pis sattık. Ya çok davarsın kankam. Çok davarsın ya. Arkadaşlar normalde yandan dolaşması lazım bu paleti devireceğimi anlayıp. Orada stun atsam mesela 3 saniye zaman geçirip heallanacaktım. Hani o kadar mantıksız ki yaptığı hamle yandan dolaşmak varken. Ama M1 sallıyor yani palete. Haritaya olan sinirimi adamdan çıkartıyorum arkadaşlar. Harita gözümden düşmeye başladı yavaş yavaş. Harita küçük ve spotlar arası mesafe çok uzak gibi. Yani bir tane palet deviriyorsunuz. İkinci spota gidene kadar kesin hasar alıyorsunuz. Bak mesela şu paleti oynasam. Bitti, sonra nereye gideceğim? Eve gidebilirim. Yolda hiçbir şey yok. Karşı tarafa gidebilirim. Eski Haddonfield'cıların gözü yaşlı mı be? Bak şimdi takıma DC atanlar, ne bileyim Jen yapmayanlar falan geliyor ya. Ki test serverda Jen yapmamaları gayet normal. Ben Legion maçına bir gireceğim gameplay. Jen rush'ı bir kes, tamam mı? Bak bak. Kesin öyle olacak ya. Kesin yaşanacak yani bu anlattığım şey. Kanka yandan dolaşmıyorsun sen anlaşılan. Ben direkt deviriyorum bunu. Gel bakalım biraz oynayalım seninle diyeceğim de spot yok anasını satayım. Şuna bak. Bir tane bir kırdı. Diğerine gidene kadar. Bir de adam tam armut ya. Buna maç vermemeliymişiz. Hadi lan oradan. Her şey ember. Okey. Şuradaki spot var. Lan bu da iyi mi kötü mü? Karışık bir spot ya arkadaşlar. Yani işte anca bu şekilde. Anca bu şekilde şey yaparsınız gibi de. Yine bir şekilde hit'i vurmayı başardı. Şimdi eve çıksak. Geliyor. Köpek reis geliyor. Şuradan atlayalım. O da atlasın. GG ya, yok vallahi spot yok. Yani bir yerden sonra bir de bembuzlu olanla palet kitleyen geldi şansımıza iki maçta. Bakalım artık diğer maçlara. Gençler bu haritada maç kazanmanın tek çaresi Jen Rush, ben size bir şey diyeyim mi? Spotlar ölü. Yani evlerdeki pencereler aslında güzel ama işte bembuzul geldi şansıma, onu da değerlendiremedik. Bak mesela size bahsettiğim spotlar şu, birçoğu böyle. Şimdi bak bu spotun bu tarafından da dönemezsin. Bu tarafından da dönemezsin, anladın mı? Çok kısa. Mind game'ini çok rahat yersin katilin yani. Pre-drop yapsan, katil gelmeden önce devirsen, sağdan soldan dolaşarak seni yine yakalar. Yani çoğu spot böyle. Şimdilik analizim bu yönde yani. Ama görünüş olarak bence en iyi harita. Size öyle diyeyim ben. Ortamı çok iyi. Allah belanı vermesin senin. Şu pencereden atlanmıyor mu ya? Bak şu paleti inceleyelim. Ananı Bu palet ne arkadaşlar? Bunu bana açıklayabilecek var mı? Ne bu? Yani burada hiçbir şey olmasa daha fazla güvendesiniz yani, ben öyle diyeyim size. Bu da yine ilk maçta mı ne oynamıştım bu spotu? Bu da zor bir spot. Çok kısa tarafları. Dönerken mutlaka hasar alırsınız. Bu paletin amacı ne arkadaşlar? Bak şuradan dönebilen zaten cindir. Şuradan dönmeye çalıştığın zaman da... Bir dakika zombi, bir şey anlatıyorum. Bir saygı. Şuradan geçemiyorsun. Şöyle geniş alman lazım. Katilin hızı senden fazla olduğu için farkı çok rahat kapatır gibi. Yani bir tur dönersin en fazla. Allah belanı vermesin. Heal'ladık, zombiden hasar yedi gitti ya. Oğlum senin haritan değil bura, git hadi git. Kendi şeyinde oyna, kendi haritamda oyna. Kanka ben bunu üstüme çekeyim de sen yap şeyini. Ulan şu yaştan sonra zombi eğlendiriyoruz. Ta oradan buraya getirdim ya. Bismillahirrahmanirrahim, ne oluyor? Kolay gelsin. Ojen'i bitirmeye gidiyorlar da ona haber vereyim dedim abi ben sana. Nemesis gel bir loop atalım ya. Bak burası çok uzun lan burada mı? Ya zombi ciddi misin ya? Abi şaka gibi ya, video çektiğim falan biliyor herhalde. Hepsini chase diyor, bir tek beni görünce yolunu değiştiriyor adam. İyi tamam, ben de sana can rushlamadım lan test server'da, hadi bakayım. Ya zombi bir şey diyeceğim, bu nasıl bir yapay zeka ya? Gittiğim her yerde zombi var anasını satayım. Free hit görünce gel. Normalde yokuz. Oo, onun ölmemesi lazım, son asılışı. Kanka geç. Ya test server'dayız kanka, gözünü seveyim ya. Öldün. Bana sinirlenmiş galiba. Ulan Nemesis alıp tunnel atacaksan gitsene normal server'a anasını satayım. Wiggle atacağını anladı, onu da saldı, güzel. Ölmesini engelledik. Buna iğne bassam diye düşünüyorum da kötü olur çünkü Wiggle'ı sıfırlanır. Wiggle'ın sıfırlanmaması lazım. Yere düşürüyor, birisini bekliyor ya. Çıldırırsın anasını satayım. Tamam, o wiggle atacak. Güzel. At wiggle'ını. Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya. Bunun da mı son? Bunun son değil ama bu maç kardeşlerimizi kurtarma günü arkadaşlar. Kankam sen o paleti oynadın. Kanka iyisin. Gel şimdi. Hehe boy. Allah'ın belası. Test server'da bu kadar tryhard, bu kadar geri zekalıca oynarsan o DC'yi sana attırırlar. Arkadaşlar adamı çıldırttık. Yazdığı şeye bak Allah'ım yarabbim ya. Ghostface o kadar umurunda değil ki kimsenin. Ya Nemesis oynayan bile geldi, Ghostface oynayan gelmedi ya. Bu arada haritayla ilgili yorumlarım hiç iç açıcı değil arkadaşlar. Survivor main'im diye bir tarafı falan kayırmıyorum. Son zamanlarda çok fazla katil oynamaya da başladım. Empati yapabiliyorum. Ancak ağır nerflemişler haritayı. Yani sadece görünüşü için oynanır şu an. Görünüş çok keyifli. Hani o küçük böyle kasaba havasını veriyor sana. Daha çıkış kapılarını göremedik. Bu arada bir şey diyeceğim, bu sefer Ghostface'i tutturmuş olabiliriz. Ortalık çok sessiz. Yine Legion. Yok ya bu Ghostface valla. Ghostface'i kimse umursamıyor arkadaşlar. Ne yaptı bu adam size he? Buraya geliyor, şuradan atlayacağım. Trik başarısız arkadaşlar. Gençler bu haritanın katiller için kazanma sırrını söyleyeyim mi? Bak şu evlere hiç bulaşmayın. Evlerin pencereleri çünkü gördüğüm kadarıyla çok güçlü. Hani bir kurbanı gördünüz diyelim. İşte gidiyor pencereden atlıyor, gidiyor pencereden atlıyor falan, hiç bulaşmayın. Full dışarıda kovalayın. Ya bir ya da iki tane güvenilir spot var dışarıda. Diğer bütün spotlarda adam istiyorsa yani çok iyi bir oyuncu olsun, çok rahat bir şekilde düşürürsünüz. O ne lan? Buna dump tek deneyip adamı almadım mı peki arkadaşlar? Saçmalamayın, öyle bir şey yok. Ya da var lan, niye olmasın ki? Ne oluyor? Camp mi? Ya test server'da asıp asıp başında bekliyor arkadaşlar, gözünü seveyim. Ne oynuyoruz biz ya? Ya benim videolarıma özel mi geliyor bunlar, ben anlamadım ya. Gençler bir kez daha tekrar edeyim. Olayın sırrı evlerde, biliyor musunuz? Bak evleri düzgün ezberleyip güzel kullanırsanız bir şeyler olur. Ama dışarıdaki spotları kullanarak uzun süre oyalamak mümkün değil. Yine bir kurban kurtarma seansı. Biz olduk galiba. Jill git Jill. Onu kovalayacak değil mi? Yo. Eferinden sana. Gel şöyle bir chase atalım adam akıllı ya. Heh Legion. T-back yaptım yani yeter ki bana gelsin diye de. Frenzy ile gelip vurup gidiyor anasını satayım yani. Killer'lar da andaval geldi bugün ya. Tamam atladı oradan. Bak orada kısaltma var yalnız, orayı kullanmadı adam. Orayı kullansa çok daha etkili bir şeyler yapabilirdi. Çakallık yapıyor, aşağıda bekliyor beni galiba. Bak adam zeki. Buraya devam etse en az 3 tur atarım burada. Çok güçlü bir pencere çünkü. Hemen bir tane loop'u ezberledik bile gençler, şu pencere okey. Evet sonuna çıkış kapılarını göreceğiz gibi. Son jeni bitirdim. Oo, şuradan da bir tane pencere keşfetsek. Bu da güzelmiş. Ya arkadaşlar gelen adamlar o kadar gıcık ki. Hani chase falan atmak yerine maçı kazanmaya oynadıkları için hemen de peşimi salıyorlar. Tamam mı? Yani haritayı anlayacağız diye adamlarla chase'e de giremedik adam akıllı. Yani niye test server oynuyorsun o zaman, anladın mı? Hani niye test server o zaman? Başka da palet kalmadı. Şurada olaydı lan bir tane. Yok bak adam kovalamadı. En sona da spotsuz kaldım. Baksana hiçbir spot yok. Aynen gel sal şimdi de. Ya çok ilginç, test serverdayız. Map'i öğren, chase at, palet spotlarını ezberle değil mi? Adam camp atıyor, slug atıyor, inanılmaz ya. Hani gördüğünle kovalamacıya gir, bitsin jenler, ne olacak ki, maçı kaybet, o önemli değil. Sen 4'te 4 yapmayı hedefliyorsan zaten yanlış yerdesin. Git o zaman şey oyna. Hani normal oyunu oyna, test server'a çevirme o zaman. Evet gençler son maçtayız. Katiller sağ olsun 2 maçtır beni kovalamadığı için adam akıllı bir şey gösteremedik. Yine Legion. Yo Ghostface. Okey. Ha ne diyorsunuz arkadaşlar? Ya yo Legion mu lan bu? Legion'mış ya. Özelliğe geçmeyince Ghostface sandım da bir an. Davar olduğunu unutmuşum adamı ya, kusura bakmayın. Güzel spot, güzel spot. Sonunda özelliğini kullanmayı akıl etti. Tamam okey gel kovalamacıya girelim. Ya, haklısın yani böyle oynayalım bence de. Legion'u sonuna denersin. Yalnız düştük mü lan? O kadar atar abi, yandan dolaşırsa düşeriz. İyi bari akıl etmedi yandan dolanmayı. Neyse en azından chase atıyor. Bu palet çok kötü. Çok kötü bir palet arkadaşlar. Tam olarak bunu bahsediyorum. Çok kötü spot. Hiçbir şey yapamazsın ki. Ya ben Survivor'ıma güvenirim ama burada hiçbir şey yapamadım bu haritada. Counterlandım. Bak gelen adamın oynayışı çok kötü mesela. Onu anlamışsınızdır. Küçük spotlarda bile prefire deniyor çünkü hani kovalayıp yakalamak yerine. Ama ona bile çok hızlı düştüm. Yani bu artık psikolojik bir şey mi bilmiyorum ama haritaya alışamadım henüz. Bakın arkadaşlar 2 tane palet devirdim. Bir şurada bir şurada. İkisi de çok kötü spotlarda. Birisinden çıkmayı başardım, birisinden çıkamadım. Ve haritanın bu tarafı bitti. Şu an bu tarafta hiçbir şey yok. Bak görüyor musunuz bak. Şuradan başladım. Şu eve kadar hiçbir şey yok. Şurada yakalanırsanız... Gitti yani öldünüz. Katil Huntress olabilir. Balta vurur sonra M1 vurur. 3 saniyede düşersiniz. En güzel en sonası olabilir. Size buradayken vurur. Yolun başına gitmeden yine öldürür. Buna trik yaparız, ne diyorsunuz? Yaparız da yanlış taraftan yaptık. Yine öldük agalar. Neyse şu paleti deviririz. Lan risk bir şey yapacağım mı tuttu anasını satayım. Atlıyor gibi san. Güzel. Arkadaşlar gerçekten benlik değil. Yok spot yok oğlum. Ha ne yapabilirim? Şu kötü adama bile 2 saniyede düşüyorsam ben. Bu benlik değildir herhalde ya. Hadi bir sefer benlik olsun, 2 sefer benlik olsun. 5 sefer de benlik değildir ya. İlk maçtan sonra ya da ikinci maçtan sonra bir şey demiştim hatırlarsanız. Haritada çok fazla yanından dolaşıp kurbanı yakalayabileceğiniz palet var demiştim. Bak canlı örneğini gördük. Mesela o paleti kırmasına hiç gerek yok adamın. Çok rahat yakalar sizi orada döne döne. Ha belki 1 tur 2 tur fazladan atarsınız ama yakalar yani. Hani böyle devir kaç spotu yok, anladınız mı? Onu anlatmaya çalışıyorum. Hani orada döneceksin 3 tur at, 5 tur at, 10 tur at. Bir süre sonra kesin düşeceksin yani. Bok var geliyorsun değil mi buraya? Bok var. Bitsin hadi özelliğin. Gel seni bir de burada şuradaki lupa sokalım. Ben buzulu falan. Ananı! Oğlum o taraf kapalıymış arkadaşlar. Çok güvendik o tarafa. Tamam mı? Çok güvendik. Güvendiğimiz dağlara karlar mı yağdı arkadaşlar? Oğlum sen var ya şerefsizsin lan. Sen var ya harbiden şerefsizsin ha. Vurma şimdi. Öldüm. Ya kanka. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Çözümü olmayan spotlar diyebilir miyiz? Ben ne yapayım yani? Ne yapmamı istiyor oyun? Yani bir kötü hissettim kendimi şu an. Ben mi çok kötüyüm? Harita mı kötü? Ayırt edemedim. Hani belki ben ağlıyorumdur gereksiz yere, bilmiyorum siz oynadınız mı, sizin yorumunuz neler haritayla ilgili? Yani arkadaşlar böyle ego kasıyor gibi falan algılamayın ama şu adamlar McMahon'ın da ne bileyim hani Otoyvan'da falan gelse 5 can döndüreceğim adamlar, biliyor musunuz? Devirsen ayrı dert, devirmesen ayrı dert. Neyse gençler, videoyu burada bitirelim. Yani gerçekten çok kötü oynadım, kusura bakmayın. Bu benden kaynaklı mı, haritadan kaynaklı mı? %70 haritadan kaynaklı diye düşünüyorum. Benim de tabii ki hata yaptığım noktalar var. Ben de hatasız değilim. Katiller de bir garipti. Slack camp falan denediler test server'da. O da biraz dengemi bozdu, ne yalan söyleyeyim. Ama map'le ilgili kendi yorumumu yapayım. Belki siz beğenmişsinizdir, bilemem. Görünüş olarak her şey çok güzel. Emeklerine, ellerine sağlık. Ancak spotlar berbat. Dediğim gibi katil tarafındayken bir kurbanın eve girdiğini gördüyseniz onu direkt salın. Dışarıdaki kurbanlarla chase atın. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Katilinizin böyle Spirit, Nurse gibi güçlü katil olmasına da gerek yok. Dümdüz M1 bir katille yok edersiniz bu haritada. Benim şahsi fikrim bu. Siz de haritayı oynadıysanız veya izlediğiniz kadarıyla yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki durumda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.